Herkes selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. 9. sınıftık, artık 10'a geçtik. Artık arkadaşlar bir tık daha büyüdünüz. Bir tık daha artık arkadaşlar hayat zorlaşmaya başladı bizim için belki. Ama Tonguç her zaman senin yanında olacak. Peki biz dönem içerisinde YouTube'da 10. sınıf tarihte neler göreceğiz? Neler ele alacağız? Hadi gelin birlikte bunlara bakalım. İlk olarak arkadaşlar aslında 6 üniteden oluşan bir ünite göreceğiz 10. sınıfta. İlk ünitemiz yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'sini ele alacağız. Yani neler olduğunu göreceğiz. 1072-1308 yılları arasındaki başlıca siyasi gelişmeleri. Yani Oğuzların Anadolu'ya nasıl geldiğini ele alacağız ilk etapta. Anadolu'yu arkadaşlar Pasin Savaşı'yla Tuğrul Bey açacak. Daha sonrasında Sultan Alparslan ise Anadolu coğrafyasını Malazgirt Savaşı'yla yurt açacak bize. Ve Oğuzlar yavaş yavaş Anadolu coğrafyasına doğru akın gelmeye başlayacak. Sonrasında Anadolu'nun ilk fatihlerini göreceğiz. Yani Saltuklular, Mengücekliler, Danışmentliler, Artuklular, Çaka Beyliği gibi beyliklerin yanı sıra Anadolu'da yükselen bir devlet olan Türkiye Selçuklu Devleti'ni ele alacağız. Tabii ki Anadolu'nun yurt edilmesi Avrupa'daki Papa'yı rahatsız edecek. Papa'nın çağrısıyla Anadolu'da Türkleri atabilmek için Haçlı neyleri ortaya çıkacak, savaşları ortaya çıkıyor. Haçlar karşısında o efsane neyleri göreceksiniz, Türklerin direnişlerini göreceğiz. O direnişler içerisinde en büyük noktalardan birisi Selahattin Eyyubi olacak. Selahattin Eyyubi Kudüs ve çevresini Haçlılardan temizlemiş ve Hıttin Savaşı ile önemli bir mücadele etmiştir. Ama Anadolu'yu bir tehlike bekler. Peki Anadolu'nun bu tehlikesi kimdir? Tabii ki Moğollar. Yani aslında Moğollar kimler? İlhanlılar diyeceğiz. İlhanlıların yanı sıra kim diyoruz aslında başındaki adama? Hülagu Han. Hülagu Han'ın başındaki İlhanlı ordusu Türkiye Selçuklu coğrafyasına saldırmaya karar verir. Ama bu dönemde devlet en parlak dönemini Alaaddin Keykubat zamanında yaşamıştır. Alaaddin Keykubat bir yemek ziyafeti sırasında zehirlenir. Zehirlendikten sonra yerine Basiretsiz oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev geçer. Ama bu dönemde de Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'daki vergileri arttırmaya başlamıştır. Anadolu'nun Türkmenleri isyana kalkışırlar. Bu isyan aslında Türkiye Selçuklu Devleti'nin sonunu hazırlar. Peki nedir bu isyan? Baba İshak isyanını göreceğiz. Baba İshak isyanını bastırmasıyla birlikte ne olmuştur dersek Moğollar şunu görmüştür. Aslında Türkiye Selçuklu Devleti çok da büyük bir devlet değil, zayıflamış bir devlet diyerek bugün Köse Dağı diye adlandırdığım bölgede Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar savaşa girişir. Bu savaş Köse Dağı Savaşı olacaktır. Köse Dağı Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti ağır bir yenilgi alarak Anadolu Moğolların istilasına maruz kalmış ve ikinci beylikler diye adlandırdığı beylikler ortaya ne yapmıştır? Çıkmıştır diyeceksiniz. Yani aslında ilk ünitemizde bunu göreceğiz. Bu ikinci beyliklerin çıkması aslında 700 yıllık bir çınarın ortaya çıkmasını sağlayacak. Peki kimdi bu 700 yıllık çınar? Tabii ki Ottoman Empire, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini göreceksiniz. Beylikten devlete Osmanlı siyasetini göreceğiz ikinci ünitemizde. Kuruluş döneminde Osmanlı'nın küçük bir beylikken nasıl büyük bir imparatorluk haline geldiğini anlatacağız size. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşlerin, yani işte Halil İnalcık'ın, daha sonrasında Ziya Gökalp gibi önemli tarihçilerin önemli noktalarına ve önemli arkadaşlar kavramlarını ele alacağız birlikte. Sonrasında Osmanlı-Bizans ilişkilerinin nasıl olduğunu göreceğiz. Ve son olarak Balkan neylerini göreceksiniz? Fetihlerini göreceğiz. Peki Balkan fetihleriyle Osmanlı Devleti önemli bir iskan politikası izleyecek. Peki iskandan önce ne yapacak Osmanlı Devleti? Tabii ki istimalet politikasını izliyor. Peki istimalet politikası nedir? Hoşgörü politikası. Gittiği yerleri, fethettiği yerleri hoşgörü politikasıyla yönetecek. Ama tabii ki fethettikten sonra da konar göçer Türkleri bu bölgelere yerleştirecekler. Bu bölgelere yerleştirmesiyle birlikte Osmanlı Devleti kalıcılığı sağlamaya başlayacak. Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetleri diye adlandıracağız. Aslında Türk birliğinin siyasi sağlama faaliyetleri doğuda Timur tehlikesinin baş göstermesiyle 1402 yılında gerçekleşen bir olay olacak.
Peki 1402 yılında ne oldu? Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında Ankara Savaşı gerçekleşti. Ankara Savaşı'nda Timur büyük bir zafer kazanırken Yıldırım Beyazıt Timur'un elinde tutsak düşmüş ve Osmanlı Devleti tam tamına 11 yıl sürecek taht kavgalarıyla boğuşmuştur. Aslında biz buna fetret neyi diyeceğiz? Devri diyeceğiz. Peki bu fetret devrini kim sonlandıracak dersek, fetret devrini sonlandıran kişi Çelebi Mehmet. Yani Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak adlandırdığım kişi ortaya çıkıyor. Ve Türk devletlerinin liderlik mücadelesinden bahsedeceğiz aslında. Tabii ki Çelebi Mehmet döneminde de Osmanlı Devleti'nin ilk sosyal ve dini içerikli isyanı olan Şeyh Bedrettin isyanını ele alacağız. Bunları ikinci ünitede bu şekilde işleyeceğiz. Sonrasında devletleşme sürecinde savaşçı ve askerleri alacağız. Beylikler döneminde Osmanlı'nın askeri gücünün nasıl olduğunu, Osmanlı Devleti'nin aslında ilk başta Osman ve Orhan Bey döneminde gönüllü askerler, yani Ahyan Rum, Bağcıyan Rum gibi grupların oluşturduğu grupların oluştuğunu ve Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusu olan Yaya ve Müsellem ordusunun kuruluşunu göreceğiz. Sonra tabii ki tımar sistemi oluşacak. Tımar sistemi ta arkadaşlar Hazreti Ömer dönemine dayanan bir unsur. Nedir? Fethettiğin topraklarda insanlara toprakları dağıtırsınız. İnsanlar bunun karşılığında size ne yetiştirir? Asker yetiştirir. İşte biz buna tımar sistemi diyeceğiz. Tımar sisteminin yanı sıra Osmanlı Devleti'nin önemli hükümdarlarından birisi olan 1. Murat pençik sistemini ortaya çıkaracaktır. Pençik sistemi savaş alanında esir düşmüş askerlerin 5'te 1'inin devşirilerek askere alınması sistemidir. Osmanlı Devleti'nde fetret döneminin yaşanmasıyla birlikte bu politika tam anlamıyla uygulanamamıştır. Ama Çelebi Mehmet döneminde tekrardan başlar. Asıl adı artık ne olmuştur? Devşirme sistemi olmuştur. Devşirme sistemiyle Osmanlı Devleti'nin önemli, yani Avrupa'nın ilk daimi ordusu olan Yeniçeri ordusu kurulmaya başlar. Ve anahtar kelimelerimiz altlı, gazili, reayi, muharip, Yeniçeri ocağını, devşirme sistemini, tımar sistemini ve tımarlı sipahiler gibi kavramları 3. ünitemizde ne yapacağız arkadaşlar? Ele alacağız. Şimdi gelelim Beylikten Devleti Osmanlı medeniyetinden bahsedeceğiz. İlk olarak Anadolu'nun kandillerini, yani Anadolu'nun nasıl Türkleşmeye çalıştığını, Ahi Evran'ı velileri, Hacı Bektaş'ı velileri, Mevlana'yı, Hacı Bayram Veli gibi önemli pirleri birlikte ele alacağız. Osmanlı Devleti'nde askeri sınıfı göreceğiz. Yani aslında kimlerden bahsedeceksiniz? Vezir-i Azamlardan, vezirlerden, beylerbeyi, sancakbeyi gibi beylerden bahsedeceğiz. Bunlar Osmanlı'nın askeri neyi olacak? Sınıfı olacak. Halk kültürü ve kitabi kültürü ele alacağız. Fetihle gelen dönüşüm, yani İstanbul'un fethiyle gelen dönüşümü ele alacağız birlikte. Tabii ki Osmanlı Devleti'nde yöneten sınıfları sadece askeri sınıf değil, ilmiye sınıfı ve kalemiye sınıfı olarak 3 kısma ayıracağız. İlmiye sınıfı dediğim zaman kazı asker ve şehir üssam aklımıza gelirken, kalemiye sınıfında ise defterdar ve nişancı gibi önemli grupların ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii arkadaşlar yine fetihle gelen dönüşüm içerisinde Osmanlı'daki zanaat faaliyetlerini birlikte ele alacağız. Geldim tabii ki artık Osmanlı Devleti gücün zirvesine doğru adım adım ilerlemeye başlayacak. 1453 yılında 21 yaşındaki önemli bir Osmanlı padişahı, yıkılamaz denilen Bizans'ı 29 Mayıs 1453 yılında ortadan kaldıracak. Ve artık yeni ünitemiz dünya gücü Osmanlı olacak. Osmanlı Devleti'nde fetih ve fatih, yani İstanbul'un fethini göreceğiz. Yavuz Sultan Selim döneminde ise İslam dünyasının liderliğini, yani halifelik neyini alacağız ele? Makamını alacağız. Akabinde 1520-1595 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı önemli siyasi gelişmeleri ve gücün zirvesindeki Osmanlı'nın ve bu tabii ki gücün zirvesindeki Osmanlı'nın stratejik rakiplerini ele alacağız. Tabii ki Osmanlı Devleti Barbaros Hayrettin Paşa dönemiyle birlikte karaların ve denizlerin neyi olmaya başlayacak? Hakimleri olmaya başlıyor. Anahtar kelimelerimiz ise Fatih, Fatih Mubin, Yavuz, Kanuni, Kapitülasyon, İmtiyaz, Preveze Savaşı, Coğrafi Keşifler ve Hilafeti Uluğa ve Protestan kavramları aslında ünitenin başlıca anahtar neyleri olacak sizin için? Kelimeleri olacak. Sonra ise arkadaşlar Sultan ve Osmanlı Merkezi Teşkilatı, yani Osmanlı'nın kalbi olan Topkapı Sarayı'nın kaça ayrıldığını, bu bölümde kimlerin görev aldığını
ele alacağız. Şimdi anahtar kelimelerimiz arkadaşlar Birun, Enderun ve Harem aslında. Birun dediğimiz arkadaşlar dış saray, Enderun dediğimiz iç saray, Harem ise padişahın özel hayatının geçtiği yer olarak bileceksiniz. Ve kaz askerin hangi bölümde olduğunu, müsaade sisteminin neler kattığını Osmanlı Devleti'ne, hanedan üyeliği sisteminin ne olduğunu, kanunnameleri ve siyasetnameleri Osmanlı'nın merkez teşkilatı içerisinde ne yapacağız birlikte ele alacağız. Sonrasında arkadaşlar klasik çağda Osmanlı toplum düzeni, yani toplumun harcı millet sistemi. Osmanlı Devleti'nde millet sisteminin neler olduğunu ele alacağız. Yani aslında hatırlayın, Osmanlı Devleti insanları gayrimüslim ve müslim diye ikiye ayrılıyor. Aslında bu millet sistemi. Hristiyan ya da Yahudiyseniz gayrimüslimsiniz ve Osmanlı hukukunu, yapısını ona göre hazırlar. Müslümansanız da yapıyı ona göre ne yapmıştır? Hazırlamıştır. Fethi edilen yerlerde arkadaşlar İslam kültürünün etkisini, Osmanlı'da toprak ve mülkiyet ve çifthane sistemini, toprak sistemini ele alacağız. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasında ortaya çıkarttığı lonca neyini göreceksiniz? Teşkilatını ele alacağız arkadaşlar ve sonrasında tabii ki Osmanlı'da vakıf müessesesinin nasıl işlediğini, sosyal devletçiliğin nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Tabii konu biterken tarih dersine nasıl çalışmalıyım? Değerli arkadaşlar, biz biliyorsunuz ki hemen hemen her konuda yanınızda olacağız. Konular bittiğinde ne yapacaksınız? Tonguç'un size sunduğu güzel kitapları alın, soruları çözün. Soruları çözdükten sonra okuldaki hocalarınıza sorabilirsiniz. Tekrarlarınızı yapabilirsiniz ama unutmayın. Tarihi tekrar etmezseniz arkadaşlar unutursunuz, yazılarda sıkıntı yaşarsınız. Tabii ki tarihte arkadaşlar yazılı kamplarımız gerçekleşecek, konu tekrarlarımız gerçekleşecek. Yani aslında Tonguç bir nevi her daim senin neyinde olacak? Yanında olacak. Önemli olan senin tarihi ne yapman? Çalışman. Tarihi tekrar etmen, günde 5 soru da olsa ne yapabilmen? Çözebilmen, bütün yapı taşını yenile yerleştirecek. Sadece arkadaşlar dönem boyunca birlikte beraber her şeyi halledeceğiz. Eminim ki sizin isteyip de halledemeyeceğiniz hiçbir konu olmayacağını düşünüyorum. Ve her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar size mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.